Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok lezzetli ve bir o kadar da yapımı kolay olan yöresel bir lezzet tarifim var. Maraş yöresine ait sulu börek tarifini yapacağız. Annem çok güzel yapardı. Benim de aklıma düşmüşken hem sizlere göstereyim hem de güzel bir akşam yemeği yapayım dedim. 4 adet orta boy patatesi haşlamaya bırakıyorum. Ardından hamur için yoğurma kabımın içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı su, çeşmeden alıp ekleyin, 1 çay kaşığı tuz, 1 yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 330 ml'lik bir bardaktı ve 2 bardak un yeterli geldi. Un miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Lütfen yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Orta sertlikte bir hamur olsun istiyoruz. Arada bir patatesleri tabii ki kontrol ettim çatal ile yumuşamış mı diye. Küp küp doğrayarak haşlamaya bıraksaydım aslında daha hızlı bir şekilde yumuşayıp haşlanabilirlerdi. Hamuru tezgahın üzerine alıp bu şekilde avcunuzun içinde yoğurun. Bakın yumuşaklığı bu şekilde, orta sertlikte. Yoğurmuş olduğunuz hamuru eğer bükecek yanınızda başka biri daha varsa tek bir seferde açabilirsiniz. Ama ben kurumasın diye hamuru ikiye bölüyorum. İki beze şeklinde açacağım. Hamuru bu şekilde bezelere ayırdıktan sonra üzerine mutlaka bir poşet ile örtün veya bir streç film ile. Şimdi iç harcını hazırlayacağız. Biraz sıvıya, biraz da zeytinyağı alıyorum tencereme. Ve bir adet orta boy kavrulmuş kuru soğanı ekliyorum ve güzelce soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Bu arada patatesler pişti. Çatal ile eziyorum. Bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Karışık salça şeklinde eklerseniz daha güzel olur. Ve salçanın da çiğliği çıkana kadar soğan ile beraber kavuruyorum. Hazırlamış olduğum patatesleri kavrulan soğan ve salçanın üzerine döküyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum ve bu karışımı güzelce karıştırıyorum. Bu tarif 2-3 kişilik bir aile için idealdir. Eğer kalabalık bir aileye sahipseniz ölçüleri arttırın. Mesela ben hamuru bir çay bardağı su ile yoğurdum. Sizler bir su bardağı su ile yoğurun. Yumurta yine bir tane ekleyebilirsiniz. Bir tane yeterli gelir. Patatesi de 1-2 adet fazla haşlayabilirsiniz. Bu şekilde iç harcımızı hazırlıyoruz. Yani mantık bu şekilde. Bu arada hamurlarımızın üzerini kapattık. Bir 15 dakika kadar dinlendi. Mutlaka en az 15 dakika kadar dinlendirin ki açarken kolay bir şekilde açabilirsiniz. Çünkü mantı hamuru gibi biraz sert, sadece yumurta ve su ile yoğurduğumuz için dinlenmesi önemli. En az 15 dakika dinlendirin. Un yardımı ile tezgahta açıyorum. Kayseri mantısında olduğu gibi kalınlığı o şekilde olsun. Çok fazla inceltmeyin. İnce olunca güzel olmuyor. Biraz böyle etli olsun. Çok fazla inceltmeyin. Bundan yardım alabilirsiniz açma esnasında. Bu şekilde açtığım çay bardağının ağzı ile de kesiyorum. Kalınlığı bu şekilde. Bakın. Kenarlarını böyle aldıktan sonra elimle yoğurup bir poşetin içerisine koydum yine. Onu bir tanesini börek yaptım, bir tanesini de lavaş şeklinde pişirdim tavada göstereceğim. Bu şekilde içlerine bolca patatesli iç harcını yerleştiriyorum. Ve yarım ay şeklinde kapatacağım. Bakın bu şekilde kapatıyorum.
Kıymalı ile yaparsanız kavurmanıza gerek yok. Kıymayı içerisine soğanı rendeleyip tuzunu karabiberini ekleyip çiğden koyabilirsiniz mantıdaki gibi. Bu şekilde hepsini yapıyorum. İkinci bezeyi de açtım. Yine aynı şekilde kapattım. Ve unlamış olduğum tepsiye sıra sıra diziyorum. Bakın bu şekilde hepsini dizdim. Hazır. Tencereyle de ocağa su koydum. Kaynamaya bırakacağım. Bir yemek kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Suyun tuzu biraz belli olsun. Böyle tadına bakın. Hem daha lezzetli pişecektir mantılar. Hem de daha güzel pişer. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesiyle yufka, bir tanesiyle de börek yaptım. O kenarlarından artan kısmı ile. Bu esnada su da kaynamaya başladı. Kaynayan suyun içerisine bir bir hazırlamış olduğumuz böreklerimizi ekliyoruz. Bazı yörelerde buna hingel de denebiliyor ama şimdi biz soslama kısmında yapacağımız farklılık ile Maraş'ta bu tarife sulu börek denir. Özellikle de bu tarifi patatesle denemenizi tavsiye ederim. Pişmeye başladıkça börekler suyun yüzeyine çıkacaktır. Hepsini tek tek koydum. Şöyle bir bakıyorum yapışma vesaire tabanına olmasın diye şöyle hafifçe bir kere karıştırdım sadece. Öyle fazla karıştırmayın, bir kere şöyle bir kontrol edin. Pişmeye başladığında bu şekilde suyun yüzeyine çıkıyor. Suyun yüzeyine çıktıktan sonra yaklaşık ben 5 dakika kadar haşladım. Çok fazla değil. Lütfen kontrollü olun yine de. Ocağımın büyük gözünde kaynıyor. Ayrı bir tavada sosunu hazırlayacağız. Zeytinyağı veya tereyağını ekleyin. Isındıktan sonra da bir yemek kaşığına yakın salçayı, biber ve domates salçası karışımı eklerseniz daha güzel olur. Kavurun. Kavrulan salçanın üzerine mantının suyundan ekleyin. Miktarını kendinize göre ayarlayın. Ben az miktarda bir mantı yaptığım için bu kadar sulu sos yeterli. Birazcık kaynatacağım. Zaten suyu tuzlu olduğu için tuz ilavesi yapmıyorum ama biber, toz biber vesaire eklemesi yapabilirsiniz. 5 dakika kadar haşladım. Şöyle bir kontrol ettikten sonra bir kevgir yardımı ile servis tabağına alıyorum. Hazırlamış olduğum sulu böreğin üzerine sosu döküyorum. Ve bu şekilde karıştırıyoruz. Sulu börek bu şekilde servis edilir. Böyle salçalı sos ile. Ben sarımsaklı yoğurt da hazırlayacağım. Şimdi sarımsaklı böyle tuzlu yoğurt ortasına koyacağım. Nane ve sulu sosundan üzerine dökerek bu şekilde servis edeceğim. Çok lezzetli oluyor. Yapımı oldukça kolay. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.